Ben sözü Sayın Şube Sekreterimiz devamı etmek üzere Rezan Bulut arkadaşımıza veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım. Öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Sayın Temel Pirli'nin şube yönetim kurulu çalışmalarımızı özetlediği ve belli bir bölüme kadar bıraktığı yerden izninizle ben sizlere aktaracağım. Umarım size sıkmam. Aslında bu çalışmalar bildiğiniz çalışmalar. Sizlere bir anımsatma yapmak adına yapılan çalışmalar, özetle aktarmaya çalışacağım. Odamızın geleneksel kongreleri, sempozyumları, çalıştayları var. Sempozyum, çalıştay ve kongreler başlığı altında. Ulaştırma Kongresi'nin 9.sunu gerçekleştirdik bu mekanda. 16-18 Mayıs 2011 tarihinde. Deprem Mühendisliği Konferansımızın 7.sini gerçekleştirdik. 30 Mayıs 3 Haziran 2011 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde. Beton Kongremizin 8.si yine bu da geleneksel çalışmalarımızdan, kongrelerimizden biriydi. Bu yıl İzmir şubemizle birlikte İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi salonlarında gerçekleştirdik. 5-7 Ekim 2011 tarihinde. Çelik Yapılar Sempozyumumuzun 4.sünü 24-26 Ekim tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenledik. Birincisini 2009 yılında yapmış olduğumuz 2. Yapı Denetim Sempozyumunu 17-18 Kasım 2011 tarihinde yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. İnşaat Mühendisleri Odası'nın tarihinde ilk defa bir kurultay düzenlendi. Bu kurultay öncesi İnşaat Mühendisliği Kurultayına ilişkin yerel çalışmalar, yerel kurultaylar yapıldı. Bunun ilki İstanbul'da yapıldı şubemiz tarafından. 27-28 Kasım 2011 tarihinde İTÜ Mustafa Kemal Amfisi'nde. Tabii meslek içi eğitim çalışmaları olmazsa olmaz koşullarımızdan, odamızın amaçlarından biri. Dolayısıyla meslektaşlarımızın bilgiyi, teknolojiyi takip etmesi anlamında şube yönetim kurulumuz her zaman bunu gündemine almıştır, çok önemsemiştir. Çalışma dönemimiz içerisinde de meslek içi eğitim kurslarımız, seminerlerimiz bu bağlamda yapılmıştır. Uzmanlık dallarına göre yapılan kurslarımızdan AutoCAD, SAP 2000 kursu, çelik yapılar kursu, beton teknolojisi kursu, inşaat mühendisleri için iş hukuku, iş güvenliği kursu, kıyı liman mühendisliği kursu, inşaat yönetimi kursu, çelik yapılar, kamu ihale mevzuat kursu, mevzuata bağlı yapısal tasarım kursu, ileri düzey kamu ihale mevzuat kursu, geoteknik mühendisliği kursu, bu çalışma dönemimiz içerisinde yapmış olduğumuz kurslardı. Burada da biraz önceki yönetim kurulu sekreter üyemiz Sayın Temel Pirli'nin aktarmış olduğu gibi ilkbahar yaz dönemi, sonbahar kış dönemi çalışma dönemimiz içerisinde kurslarımıza katılan meslektaşlarımızın katılım durumlarını görüyorsunuz ilgili yansılarda. Bunların hepsi aslında detaylı olarak da sizlere dağıtılan çalışma raporumuz içerisinde var. Tabii ki önemli bir konu başlığımız teknik geziler. Bu çerçevede de şube yönetim kurulumuz inşaat mühendisliği yatırımları anlamında önemli projelere de üyelerimizi aynı zamanda öğrenci üyelerimizin de görmesi açısından teknik geziler düzenledi bu çalışma dönemi içerisinde. Melen projesi, Galatasaray Stadyumu, Marmaray Yeni Kapı Şantiyesi'ndeki arkeolojik kazılar, Hızlı Tren Şantiyesi, Adapazarı 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çelik Atölyesi, yine Ulaştırma Kongremiz kapsamında Marmaray Projesi'ne teknik geziler düzenlendi. Şubemiz, örgütümüz başlığı altında ana kent temsilciliklerimiz,
Kadıköy, Bakırköy temsilcilik kurullarımız, şube yönetim kurullarının seçimi sonrasında atamaları yapıldı. Silivri temsilciliğimizde yenileme toplantısı oldu 2 Haziran 2010 tarihinde. Lüleburgaz temsilciliğimizde 15 Haziran 2010 tarihinde yenileme toplantısı oldu. Kırklareli temsilciliğimizde 15 Haziran tarihinde yine yenileme toplantısı. Edirne temsilciliğimizde keza 16 Haziran 2010 tarihinde yenileme toplantısı oldu. Bu toplantılar üyelerle yapılan toplantı, hem yenileme toplantısı hem de üyelerin oradaki sorunları, oda ile ilgili yönetmelikler bazındaki oda uygulamalarına ilgili çalışmalardı. En son şube yönetim kurulumuzun tabii ki örgütsel çalışması çerçevesinde temsilcilik kurullarımızın atama ve yenileme işlemleri yapıldıktan sonra da 22 Ocak 2011 tarihinde de ortak toplantısı oldu. Bu ortak toplantı oda uygulamaları, oda yönetmelikleri, bölgelerdeki yerel çalışmalar idi. Beton araştırma geliştirme laboratuvarımız var. Laboratuvarımız uzun vadede beton ve çelik malzemelerinin daha iyi tanınması, kalitenin ve teknolojinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin yükseltilmesi, gerekli deneysel altyapı oluşturmasını ilke edinilen laboratuvarımız, taze sertleşmiş beton deneyleri, çelik çekme, denimir sayımı işlemleriyle ilgili çalışmalarına devam etmekte. Bununla ilgili faaliyet raporunda da laboratuvarımızın deneysel çalışmalarıyla ilgili istatistikler, veriler bulunmakta. Onları oradan okuyup inceleyebilirsiniz değerli meslektaşlarım. Tabii örgüt ilişkilerimiz var. Genel merkezli ilişkilerimiz çerçevesi başlığı altında. Sayın Başkanımız Cemal Gökçe'nin açılış konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Deprem Araştırma İnceleme Komisyonu odamızı davet etti. Dolayısıyla oda başkanlığımız tarafından oluşturulan heyette şubemiz de vardı. Şube Başkanı Cemal Gökçe de vardı. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle ilgili bir rapor ve sunum gerçekleştirildi. Aynı zamanda şube başkanımız Cemal Gökçe İstanbul'un yapı stoğu ve İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili Deprem Araştırma İnceleme Komisyonu üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Örgütsel çalışmalarımız çerçevesinde oda başkanlığımızın yani odamızın 41. dönemi içerisinde 5. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 11 Mart 2010 tarihinde. Birinci Danışma Kurulu toplantısı 42. dönemdir. 9 Mayıs 2010 tarihinde. İkinci Danışma Kurulu toplantısı 11 Aralık 2010 tarihinde. Üçüncü Danışma Kurulu toplantısı 25 Haziran 2011 tarihinde. Şubeler arası ortak toplantı 24 Temmuz 2010. İMO Şube Başkanlığı toplantısı 3 Şubat 2011 tarihinde. Buradaki gündem bütün danışma kurulu yani örgütsel toplantıların gündemi, odamızın çalışma programı, oda yönetmelikleri ve üye hizmetleri çerçevesindeki gündem maddeleriydi. Ülkemiz deprem kuşağında olan bir ülke. Dolayısıyla odamızın da her zaman gündeminde olan bir konu deprem. Depremle ilgili deprem duyarlılığını geliştirmek anlamında da yapılan bir çalışma var odamız tarafından. Depreme duyarlılık yürüyüşü, deprem bilincini geliştirmek anlamında kamuoyunda ve siyasi iktidarlar çerçevesinde bu bilinci, bu duyarlılığı geliştirmek anlamında 16-17 Ağustos 2010 tarihinde Yalova'da gerçekleştirildi. 17 Ağustos 2011 tarihinde de İzmit'te gerçekleştirildi. Bu anlamda da şubemiz üyeleri ve genç İMO üyelerimiz aktif katıldı bu yürüyüşlere. Bilindiği üzere biraz önce ifade ettim. Ülkemiz deprem kuşağında ve 23 Ekim 2011 tarihinde de Van ilimizde bir deprem yaşandı. Dolayısıyla oda başkanlığımızın Van Valiliği, Van Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğu üçlü protokol çerçevesinde gönüllü inşaat mühendislerinden oluşan üyelerimiz Van'da hasar tespit çalışmalarında bulundular. Bizim şubemiz üyelerinden de Van'daki hasar tespit çalışmalarına aktif katılım sağlandı. Yine gündem içerisinde depremsellik, yapısal güvenlikle ilgili ülkemizdeki spor tesislerinin, spor komplekslerinin durumu nedir? Bunu bir masaya yatıralım denildi oda başkanlığımız tarafından. Bu anlamda da
şubemiz çerçevesinde İstanbul ili ve şubemizin etki alanı içerisindeki Edirne, Kırklareli illeri çerçevesinde spor tesislerinin, spor komplekslerinin yapısal güvenliği ile ilgili şube yönetim kurulumuz tarafından kurulan komisyonlar tarafından incelemeler yapıldı. Bunlar raporlandı. Bunları da çalışma raporumuz içerisinde, sizlere dağıtılan rapor içerisinde ayrıntılı bir şekilde görüp inceleyebilirsiniz. Biraz önce söyledim, İnşaat Mühendisliği Kurultayı odamızın tarihinde ilk defa yapılan bir kurultaydı. Sorun mesleğimizin sorunu, sorun sektörün sorunları. Dolayısıyla yerelde İMO şubelerinin bölgesel olarak yaptıkları çalışmalar, üyelerden gelen görüş ve öneriler, katkılar en son oda başkanlığımız tarafından Ankara'da 28-29 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirildi ve bu anlamda da mesleğe ilişkin, sektöre ilişkin tüm kararlar taslaklar halinde üyelerimizin katılımıyla orada gündeme geldi ve kararlaştırıldı. Tabii bundan sonraki gelecek olan yönetimler bu kararları hayata geçirmek adına çalışmalarını yapacaklardır. Şubemizden de bu kurultaya İstanbul'dan Ankara'ya da aktif bir katılım sağlandı. Yayın iletişim önemli. Biraz önce ifade ettim. Bu yayınları bilginin, teknolojinin geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Literatürün takip edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim yayın organımız olan İstanbul Bülten'de çalışma dönemimiz içerisinde 2010-2011 döneminde düzenli olarak üyelerimizin hizmetine sunuldu. Ajanda masa takvimi, içinde mesleki bilgilere yer verilen ve meslektaşlarımızın el kitabı olarak kullanıldığı ajanda ve onunla birlikte masa takvimi de 2010-2011-2012 çalışma dönemimiz içerisinde 14 bin adet basılarak üyelerimize sunuldu. Dağıtımı yapıldı. Biraz önce yine ifade ettim. Dünyada herhalde tıp, mühendislik mesleği çok bu anlamda evrensel boyutta çok gelişiyor her anlamda. Bunların da ülkemiz içerisinde meslektaşlarımıza yayınlar anlamında iletilmesi gerekiyor. Bunu şube yönetim kurulumuz çok önemsiyor, önemsedi. Çalışma dönemimiz içerisinde de bunları hem etkinlikler bağlamında hem de literatür anlamında kitaplaştırılarak üyelerimizin hizmetine sunuldu. İzninizle ben okuyacağım. 9. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı. 8. Ulaştırma Kongresi'nin Tartışmalar Kitabı, 8. Ulusal Beton Kongresi'nin Bildiriler Kitabı, 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, 4. İstanbul Deprem Sempozyumu Kitabı, 4. Çelik Yapılar Sempozyum Bildiriler Kitabı, Yapı Denetim Sempozyumu Kitabı, Betonerme Yapılar Semineri, Deprem Yalıtımlı Binaların Tasımı. Arkadaşlar, bu kitap Amerika'da ünlü bir bilim insanı tarafından basılan bir yayın. Gerçekten inşaat mühendisliği açısından da bu kitap önemli. Bunu hocamız Sayın Profesör Doktor Muzaffer İpek çevirisini yaptı, bizleri kırmadı. Dolayısıyla şube yönetim kurulumuz da bu çalışma dönemi içerisinde böylesi önemli bir kitabı üyelerimizin hizmetine sundu. Kütüphanemiz, bu da önemli bir konu, literatürü takip etmek anlamında. Üyelerimize daha faydalı olunması için kütüphanemizdeki kitaplar teknolojik bir gelişme, teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Bilgisayar ortamında bulunmakta. Kütüphanede bulunan kitaplar web sayfamızdan görülebilmekte ve mevcut durumda da 5400 adet kurs notu ve dokümanlar kütüphanemizde mevcut. İnternet sayfamız güncelleniyor. Her gün o internet sayfamız, web sayfamız, şube yönetim kurulumuzun tüm çalışmaları, tüm etkinlikleri web sayfamızda güncel olarak, günlük olarak konulmakta. Anında üyelerimiz bunları izleyebilmekte. Aynı zamanda yaptığımız çalışmaların dokümanları da, raporları da web sayfamızda bulunmakta. Peki biz
Bu çalışmalarımızı nasıl duyuruyoruz? 3 tane iletişim yöntemimiz var. Faks bülten, e-posta bülten ve kısa mesaj. Biz de şubemizde üye veri tabanında bulunan faksı, e-postası ve cep telefon numarasına tüm üyelerimize, genç İMO üyelerimize bütün çalışmalarımız bu iletişim araçlarımızla, aygıtlarımızla iletilmekte. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani bugün gelişen bir dünya diyoruz. Duyurmamak gibi bir şey, duymamak gibi bir şey söz konusu değil herhalde. Bir veridir bu. Yaptığımız çalışmaları 2010-2012 döneminde arkadaşlar bizde veri tabanında bulunan cep telefon mesajlarına 1050 adet duyuru göndermişiz. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Tabii şube yönetim kurulumuz bu çalışmaları yapıyor. Şube başkanımız kapanışında teşekkür etti. Bütün herkese uzmanlık dalları çerçevesinde kurulan da şubemizde kurullar ve çalışma gruplarımız var. Afete hazırlık müdahale kurulumuz, çelik yapılar çalışma grubumuz, işçi sağlığı iş güvenliği kurulumuz. Burada yanlış yazılmış arkadaşlar, onu düzeltiyorum. Biz ona işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu diyoruz. Kamu çalışanları çalışma grubumuz, kentsel yenileme ve deprem çalışma grubumuz, meslek içi eğitim kurulumuz, örgütlenme komitemiz, şantiye mühendisleri çalışma grubumuz, sosyo-kültürel etkinlikler kurulu, önemli bir konu. Sadece teknik işlerle uğraşmıyoruz, işin sosyal boyutuyla da uğraşıyoruz. Bu anlamda da sosyo-kültürel etkinlikler kurulumuz bu çalışma döneminde çok başarılı projelere imza atmıştır. Sosyo-kültürel etkinlikler kurulumuz çerçevesinde alt çalışma gruplarımız olmuştur. Fotoğrafçılık grubu, sekreter üyemiz söyledi slaytlarda, kent ve fotoğraf sergisi temalı bir sergi oluşturduk. Müzik grubumuz, müthişler söyleyeyim şimdiden, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bu müzik grubumuz en son 26 Şubat 2012 döneminde Fevziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Işık Lisesi'nde, biraz önce söyledim, yani hani teşekkürleri söylemek iyi bir haslettir herhalde. Bizim müzik grubu için de bu geçerli. Müthiş bir konser düzenlediler. Ellerine, yüreklerine, dillerine sağlık diyorum. Bu şeyden, genel kurul salondan. Tiyatro grubumuz çalışmalarına devam etmekte. Staj kurulumuz önemli bir kurul. Çünkü biliyoruz ki inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci arkadaşlarımıza staj olanağının sağlanması lazım. Odamız da bu anlamda buna bir kolaylaştırıcılık sağlıyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız da şubemiz tarafından bu ilgili firmalarda, sektör içerisindeki önemli firmalarda staj olanağını sağlamakta. Yapı denetim çalışma grubumuz, bu çalışma dönemimiz içerisinde kurulan çalışma grupları ve kurullardı. Bu çalışmalar yapılıyor çalışma grupları, kurullar tarafından ama bunların da bir sunulması gerekiyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar anlamında. Dolayısıyla şube yönetim kurullarımızın da ortak bir çalışması oldu. 8 Şubat 2011 tarihinde şubemizde. Basın açıklamaları mesleğimize ilişkin kentteki hatalı yatırımlara yönelik olarak şube yönetim kurulumuz bunu meslektaşlarımıza, kamuoyuna basın açıklamaları yöntemiyle iletmiştir bu çalışma dönemi içerisinde. Yapı denetimle ilgili bir basın açıklamamız olmuştur 18 Şubat 2010 tarihinde. Üçüncü köprü İstanbul'da yapılan hatalı bir yatırım. Bu anlamda şube yönetim kurulumuzun 24 Aralık 2010 tarihinde yapmış olduğu bir basın açıklaması. Haydarpaşa Garı, tarihi Haydarpaşa Garı'nın yanması ile ilgili bir basın açıklaması 29 Kasım 2010 tarihinde. Japonya'da da bir deprem yaşandı. Bununla ilgili de 19 Mart 2010 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Boğazı Tüp Tünel Projesi ile ilgili 18 Mart 2010 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.
Aynı zamanda 12 Haziran bildiğiniz üzere ülkemizde genel seçimlerdi. Bununla ilgili de 20 Nisan 2011 tarihinde ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın talepleri çerçevesinde de 26 Nisan 2010 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TOKİ ile ilgili 4 Mart 2010 tarihinde yapmış olduğumuz bir basın açıklaması. Haydarpaşa Garı ve yakın çevresinin geleceğine birlikte karar verelim. Yani o projeye ilişkin 11 Nisan 2010 tarihinde bir basın açıklaması. İstanbul Su Havzaları Yönetmeliği ile ilgili bir basın açıklaması 12 Mayıs 2011 tarihinde. Avrasya Tüp Tünel Projesi ile ilgili 3 Haziran 2011 tarihinde yapılan bir basın açıklaması. Ve en son da Van'da yaşadığımız depremle ilgili Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 24 Ekim 2010 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamaları. Meslek odaları, diğer kurum kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar, bunlar önemli konular. Dolayısıyla siz bir yandan meslektaşlarınız için çalışmalar yaparken, üyelerimiz için mesleki anlamda, teknik anlamda çalışmalar yaparken diğer örgütlerle de ortak çalışmalar içerisinde olmanız gerekiyor. Kolektif bir dayanışma adına da bu çalışmalar her zaman için önemli. Şube Yönetim Kurulumuz da bunu önemsemiştir. Her çalışma döneminde. İlk Koordinasyon Kurulu, bildiğiniz üzere İlk Koordinasyon Kurulu TMMOB'nin İstanbul'daki birimlerinin kurmuş olduğu ve bir odamız tarafından, bir şubemiz tarafından sekreteryası her dönem yürütülüyor. Bu çalışma dönemimiz içerisinde de Şube Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail Uzunoğlu İlk Koordinasyon Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmıştır. İlk Koordinasyon Kurulu'nun da toplantıları yine kent içindeki meseleler, kent içindeki hatalı yatırımlarla ilgili toplantı gündemleri olmuştur, eylemlilikler olmuştur. Bu çerçevede SPÜ platformu da İlk Koordinasyon Kurulu tarafından kurulan bir platformdu. Kent sempozyumu yapıldı yine İlk Koordinasyon Kurulu tarafından. Bu ilk koordinasyon kent sempozyumu ile ilgili düzenleme kurulu toplantıları ve aynı zamanda kent sempozyumuna yönelik olarak da atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu anlamda da bu etkinliklere de şube yöneticilerimiz gerek panelist olarak gerek de aktif olarak katılım sağladılar. Tekel işçilerine eylemlilik desteği verildi. Onların yapmış olduğu eylemliliğe destek anlamında. Yine ilk koordinasyon kurulunda biraz önce ifade ettim. Örgütsel toplantılar çerçevesinde İstanbul'daki meslek odalarının ortak yönetim kurulları toplantısı oldu. Emek örgütlerinin yine yapmış olduğu eylemliliğe destek verildi. Avrupa Sosyal Forumu'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıldı ve İstanbul'da düzenlendi. Bu Avrupa Sosyal Forumu çerçevesinde de şubemizin yürütücülüğünde iki tane etkinlik oldu. Bu etkinliklerden biri eğitim meselesiydi. İkincisi de suyun özelleştirilmesiyle ilgili. Dolayısıyla bununla ilgili de İTÜ Maden İşletme Fakültesi'nde iki etkinliğimiz gerçekleşti. İstanbul Deprem Paneli 99'dan 2010 İstanbul Deprem Paneli masaya yatırıldı. Şubemiz yürütücülüğünde İlk Koordinasyon Kurulu adına yapmış olduğumuz bir etkinlikte 12 Ağustos 2010 tarihinde. Üçüncü köprüyle ilgili İKK temsilcileriyle ortak toplantılar yapıldı. İKK kadın üyeler toplantısı oldu. Ücretli İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancılığı Kurultayı'nın hazırlık toplantısı. Yine İKK'nın biraz önce ifade ettiğim gibi birim ortak şube yöneticileriyle ortak toplantı. Geleneksel bir hale gelen Mühendislik Mimarlık Haftası yine bu haftalar Ekim ayının ikinci haftası çerçevesinde çalışma dönemimiz içerisinde yapılan hafta etkinlikleriydi. İsrail'in saldırılarını kınanması ile ilgili bir etkinlik söz konusuydu. Üst örgütümüz TUMOB'un etkinlikleri bağlamında da 40. dönem TUMOB 4. Danışma Kurulu toplantısı.
Genel Kurulu, 41. dönem TUMOB'un olağanüstü genel kurulu, 41. dönem TUMOB'un danışma kurulu, 1. danışma kurulu toplantısı, 2. danışma kurulu toplantısı, 3. danışma kurulu toplantısı bu çalışma dönemi içerisinde gerçekleştirildi. Bu çalışma döneminde yapılan TMMOB'nin bu etkinliklerini de, bu toplantılarını da şube yönetim kurulu üyelerimiz, şubemiz TUMOB delegeleri aktif olarak katıldılar. Malumunuz üzerine Libya'da acı bir olay yaşandı ve Libya'da çalışan meslektaşlarımız mağdur oldu. Onunla ilgili hem TUMOB tarafından hem de Oda Başkanlığımız tarafından bir oradaki Libya'da çalışan meslektaşlarımız için bir takip masası oluşturuldu. 1 Mayıs mitingi. Ankara'da 15 Mayıs'ta mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları toplandı. TUMOB mitingi gerçekleştirildi. TUMOB Demokrasi Yerel Kurultayı'nı İstanbul'da düzenledik. İl Koordinasyon Kurulu çerçevesinde 14 Mayıs 2011 tarihinde. Yine TUMOB'un yereldeki çalışmalarından biri olan Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancılar ve İşsizlik Yerel Kurultayı yapıldı 22 Mayıs 2011 tarihinde. Kadın Yerel Kurultayı yapıldı İstanbul'da 29 Mayıs 2011 tarihinde. TUMOB Yönetim Kurulu'nun almış olduğu bir kararla 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kabul edildi ve bu çerçevede de 19 Mayıs'ta Taksim'de tüm İstanbul'daki TUMOB'a bağlı meslek odalarının üyeleri Taksim'de bir yürüyüş ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Demokrasi Kurultayı'nın ikinci bir aşaması oldu 10 Eylül 2011 tarihinde. Yine emek örgütlerinin ve TUMOB'un da destek vermiş olduğu emek örgütleriyle birlikte Ankara'da 8 Ekim 2010 tarihinde miting oldu. Şubemiz üyeleri de bu mitinglere, bu çalışmalara aktif olarak katıldılar. Ortak çalışmalar, diğer kurumlarla ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar, Betonarme Yapılar Semineri, İTÜ İnşaat Fakültesi ile yapmış olduğumuz bir seminerdi. 13 Ekim 2010 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yaptık. Hocalarımızın anısına ya da onuruna yapıyoruz. O dönemdeki 2010 tarihinde yapmış olduğumuz çalışmayı da, etkinliği de, İlhan Eren hocamız, Antonio Luigi Turupia ve Melike Altan hocamıza da buradan acil şifalar diliyoruz. İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi'ne yönelik hazırlanan çevresel etki değerlendirme ile ilgili şubemizde yapılan diğer meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte iki toplantı oldu. 17 Mart ve 24 Mart 2011 tarihlerinde. Hukuki çalışmalar ve davalarımız. Tabii bu da önemli bir konu. Yani bir yandan çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz ama diğer bir yandan da hem meslek anlamında hem kentte de hatalı yatırımlar söz konusu. Bunlara da şube yönetim kurulumuz hukuki girişimlerde bulunarak açmış olduğumuz davalar var. Bunların kimileri de diğer meslek örgütleriyle birlikte ortak açılan davalar. Bunları size burada okumayacağım. Çalışma raporumuz içerisinde var ama yani burada çalışma raporumuzu okuyoruz. Zabıtlara da geçmesi açısından önemsediğim birkaç tane açmış olduğumuz davaları söylemek, ifade etmek istiyorum. Örneğin Karayolları, ki başkanımız da söyledi onu, Karayolları arazisi, 17. bölge arazisi açmış olduğumuz davalardan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/100.000 çevre düzeni planı açmış olduğumuz dava, ki bunu diğer meslek örgütleriyle de birlikte açıldı. İlçe bazında yapılan 1/1000 planlarla ilgili plan tadilatları ve planların iptaline ilişkin davalar söz konusuydu. Ali Samiyen stadına açılan dava, likör arazisine açılan dava, su havzaları yönetmeliğine açılan dava ve 3. köprü ile ilgili açmış olduğumuz davalar bu çalışma dönemi içerisindedir. Bu davalar da devam etmekte. Hukuki danışmanlık, bu da çok önemli bir konu. Şube yönetim kurulumuz bunu her zaman önemsemiştir. Her çalışma dönemimiz içerisinde de yıllardır bunu yapıyoruz. Üyelerimizin sorunlarına ilişkin şubemizin bir hukuk müşaviri var. Şubede bulunarak şu üyelerimizin hukuki problemlerine çözüm götürmek anlamında hukuki bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda da yayın organımız İstanbul Bülten'de de bir hukuk köşemiz bulunmakta.
Diğer çalışmalar başlığı altında Uluslararası Yapı İstanbul Fuarı'nın 5-9 Mayıs 2010 tarihi, 27 Mayıs-1 Mayıs 2011 tarihindeki fuarlara katıldı. Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından gerçekleştirilen Beton 2011 fuarına katılındı. Aynı zamanda bu yapılan fuar kapsamı çerçevesinde etkinlikler de oldu. Şube başkanımız da burada panelist olarak katıldı. Avrupa uzantılı çalışmalar söz konusuydu. Euro Nostra medya bilgilendirme toplantısı, kentsel gelişme strateji proje toplantısı, yerel yönetimler okulu, İstanbul İli Çevre Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti, ki biz de yönetim kurulu olarak şubemiz bunun heyet üyesi olan toplantısı, lise söyleşileri, Beyoğlu'ndaki Emek Sineması ile ilgili yaşanan olaylardan dolayı yapılan etkin toplantılar, Boğaziçi Üniversitesi'nin yapmış olduğu Çelik Köprü Proje Yarışması, birinci inşaat mühendisi öğrenci panelleri, 13. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi, ortak sorunumuz deprem paneliyle ilgili etkinlik, 9 Eylül Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Mühendisliği Hafta etkinlikleri çerçevesinde yapılan etkinlikler, 3. köprüyle ilgili toplantılar, 3. köprüyle ilgili İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı meslek örgütleriyle ilgili yapılan ön hazırlık toplantıları, dava açma sürecinde yapılan ortak toplantılar, basın açıklamaları ve 26 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen, Kadıköy'de düzenlenen 3. Köprü'ye hayır mitingi. Türkiye Deprem Vakfı Mütevelli Heyeti'nin olağan toplantısı, biz aynı zamanda yönetim kurulu şubemiz olan mütevelli heyet üyesi, üniversitelerde yapılan mezuniyet törenleri, doğal afetlerle ilgili yapılan bir etkinlik, yine 17 Ağustos 99 Marmara depremini anma etkinliği, İstanbul Tarihi Yarımada'nın yönetim planı bilgilendirme toplantısı, beton kalitesine ilişkin Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan bir etkinliğe katılım, İstanbul Boğazı Karayolu Boğazı Geçiş Tüp Tünel Proje toplantısı, yapısal mirasın depremden korunması çalıştayı, deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelikle ilgili meslektaşlarımız için bakanlık tarafından yapılan ve şubemiz üyelerinde katıldığı bir eğitim çalışması, deprem riskinin azaltılması çalışması, yerel yönetimler okulu, İTÜ Afet Yönetim Zirvesi, acil donatım, yönetim, mevzuat ve politikaları toplantısı, Tarihi Yarımada 2. Arama Konferansı, Havza Planlarının Dünü, Bugünü, Yarını ile ilgili bir çalışma, toplantı, etkinlik, Kadıköy Vizyon Dizisi, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Çalıştayı, İnşaat Mühendisliği Kurultayı'nın İzmir Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrenci ödülleri töreni, deprem ve kentsel dönüşüm planlama boyutu, Türkiye Deprem Vakfı'nın depreme duyarlı olma projesi, yalıtım sektörleri başarı ödülü, Japonya depremi ışığında İstanbul depremine hazır mıyız, ki bu bizim şubemiz tarafından Taksim'de üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz bir etkinlik ve aynı zamanda bir yürüyüştü bu. İTPAK tanıtımı ve Türkiye'de teknik onay eğitim programı, İnşaat Mühendisliği Kurultayı'na doğru Denizli Çalıştayı, binaların yangından korunması yönetmeliği eğitimi, İnşaat Mühendisliği Kurultayı Samsun Hazırlık Çalıştayı, İstanbul'un yeni projeleri ve deprem konulu etkinlik, Yapı Denetim Çalıştayı İzmir, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlık Eğitimi, artık biz de bu belgeleri, bu eğitim çalışmalarını vermeye başladık, yetkilendirildik bu anlamda bakanlık tarafından. Enerjinin etkin kullanımı ve enerji %100 yenilebilir enerjiyle ilgili bir etkinlik. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından, İstanbul Şubesi tarafından yapılan yapı denetim çalıştayı, Yeşil Bina Uygulama Laboratuvarı, yine Gaziantep'te yapılan yapı denetim sempozyumu, yapı denetim uygulamaları sorunları panel forumu, ikinci inşaat mühendisliği eğitim sempozyumu, bu biraz önce söylediğim çalışmalarda hep ortak yapılan çalışmalar ve bunlar büyük çoğunluğunda şube yöneticiliğinin, şube başkanımızın panelisti olduğu ve yönetim kurulu üyelerimizin de aktif olarak katıldığı etkinliklerdi. Bu slaytta gördüğünüz eğitim sempozyumu, ikinci inşaat mühendisi eğitim sempozyumu, oda başkanlığımız tarafından 23-24 Eylül 2011 Muğla'da gerçekleştirildi.
Üçüncü işçi sağlığı iş güvenliği sempozyumu 21-23 Ekim 2011 tarihinde Çanakkale'de gerçekleştirildi. Uluslararası örgütlerle yapılan ki bizim odamızın da üye olduğu Avrupa İnşaat Mühendisliği Konseyi ve Dünya Mühendislik Federasyonu'nun üyesi olduğu bir örgütle birlikte Antalya'da özür dilerim, kültürel mirasın depremden korunması Antalya'da yapıldı 31 Ekim 1 Kasım 2011 tarihinde. Diyarbakır'da yapılan ikinci su yapıları sempozyumu 16-18 Eylül 2011 tarihinde. 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 20-23 Kasım 2011 tarihinde Trabzon'da. Adana'da 1-2 Aralık 2011 tarihinde yapılan 4. Geoteknik Sempozyumu. Bu çalışmalara da şube yöneticilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz aktif olarak katıldılar. Yine Köy Enstitüleri ve Bilimsel Düşünce Platformu ve Marmara Üniversitesi Öğrenci Komisyonu tarafından yapılan 16 Aralık 2011 tarihinde Türkiye'de deprem ve afet yönetimiyle ilgili bir konferans oldu. Bu etkinliğe şube başkanımız Cemal Gökçe panelist olarak konuşmacı olarak katıldı. Silivri'deki kitle örgütlerinin yapmış olduğu bir etkinlik oldu. Deprem gerçeği ve Silivri ile ilgili 24 Aralık 2011 tarihinde buna da şube başkanımız Cemal Gökçe panelist olarak katıldı. Yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmış olan bir etkinlik vardı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin girişimciliğini ve onları desteklemek adına bu etkinliğe de bu çalışmaya da yönetim kurulu sekreterimiz Temel Pirlik katıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından burada da kentsel yenileme ile ilgili kentsel yenilemeye ilişkin şube başkanımız Cemal Gökçe konuşmacı olarak katıldı. Karayolu tüp tünel konulu toplantılar şubemizde oldu. Diğer meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 24 Aralık 2011 tarihinde Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen deprem gerçeğiyle ilgili bir konferans vardı. Şube başkanımız Cemal Gökçe oraya da panelist olarak katıldı. Kent, ülke ve mesleğimizle ilgili görüşler ve öneriler, raporlar. Tabii odamızdan, şubemizden de kamu kuruluşları, ilgili bakanlıklar görüş, öneri ve katkı istiyorlar. Bunlardan DLH Genel Müdürlüğü'nün kent içi raylı kablolu insan taşıma sistemlerine ilişkin olarak hazırlanan yönetmelik, teknik şartname, sistem tanımları ve tasarım kriterleri ve taslakları üzerine şubemiz görüşleri sunuldu DLH Genel Müdürlüğü'ne, oda başkanlığımız aracılığıyla. Yine şu anki adı Çevre Şehircilik Bakanlığı, eski adı Bayındırık İskan Bakanlığı tarafından istenen bir görüş. Konut üretiminde maliyet ve inşaat süresini düşürecek yeni yapım teknolojinin teşviki konusunda şubemiz görüşleri iletildi. İlgili bakanlık tarafından Afet Acil Durum Sivil Savunma Hizmetleri Kanunu tasarı taslağına ilişkin yine şubemiz görüşleri sunuldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına ilişkin şubemiz görüşleri sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su Kanalizasyon İSKİ tarafından hazırlanan paydaş çalışma formuna ilişkin şubemiz görüşleri iletildi. 648 sayılı kanun hükmündeki kararnameye ilişkin şubemiz görüşleri iletildi. Ulusal deprem stratejisi ve eylem planı 2023 çalışma vizyon çalışmasına ilişkin. Kamu ihale kanunu, danışmanlık mal hizmet yapım uygulama yönetmeliklerine ilişkin şubemiz görüşleri de ilgili bakanlıklara oda başkanlığımız aracılığıyla iletildi. Şubemize yapılan ziyaretler oldu. Zeytinburnu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği şubemize 23 Mart 2010 tarihinde ziyaret ettiler. Depremle ilgili şube yönetim kurulumuzun görüşlerini almak üzere İstanbul Valiliği şubemizi ziyaret etti. 7 Haziran 2010 tarihinde yine İstanbul'daki yapı stoğu ve İstanbul'un deprem selliği ile ilgili şube yönetim kurulumuzun görüşlerini, katkılarını almak üzere yapılan bir ziyaret idi. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve heyeti 16 Eylül 2010 tarihinde şube yönetim kurulumuzu ziyaret ettiler. Yine bu Küçükçekmece Belediyesi'ndeki yapı envanteri ve yapıların depremselliğine ilişkin aynı zamanda yapacakları uluslararası bir çalıştaya ön hazırlık olması açısından şubemiz görüşleri, şube yönetim kurulumuzun görüş ve katkılarını almak üzere yapılan bir ziyaret idi.
Suriye Mühendisler Odası şubemizi ziyaret ettiler 23 Temmuz 2010 tarihinde. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 25 Eylül 2011 tarihinde şubemizi ziyaret etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu kıyı alanları ile ilgili bir projeye ilişkin şube yönetim kurulumuzun, şubemizin görüşlerini almak üzere yapılan bir ziyaret idi. CHP İl Başkanlığı ziyaret etti. Önemli bir konu. Aslında herkes biliyor, bütün meslektaşlarımız biliyor. Biz 6 ay içerisinde de yani oraya taşınmayı hedeflemekteyiz. Yeni hizmet binamız, 42. dönem şube yönetim kurulumuz, üyelerimize daha iyi, daha rahat ortamda hizmet verebilmesi sağlamak için yeni bir bina satın aldı. Şu an çalışmalar devam etmekte. İnşaat çalışmalarından görüntüleri koyduk. Bunlar web sayfamızda da var zaten. Ön cephe görünüşü. Hizmet içi eğitim çalışmalarımız oldu. Tabii niye yapıyoruz bunu? Çalışanlarımızla birlikte üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek, kaliteli bir hizmet vermek, bir standart oluşturmak anlamında tüm şube çalışanlarımızla birlikte 22 Ocak 2010 2011 tarihinde bir hizmet eğitim çalışması yapıldı. Kamulaştırma yasası ve yönetmeliği gereği yapılan eğitimler çalışmasında bu eğitimlere katılanları yasa gereği atanma işlemlerine belirlen, daha doğrusu seçimine ilişkin kura çekimleri oldu 2010-2011 tarihinde. Şubemizden giden bana hasar tespit çalışmalarında bulunan meslektaşlarımızla, şube üyelerimizle bir değerlendirme yapmak amaçlı 18 Ocak 2012 tarihinde şubemizde bir toplantı oldu. Bu toplantıda da bir yazım grubu oluşturuldu. Çalışmalarına devam etmekte. Biraz önce de slaytın başında söylemiş oldum. O yeni yıl konseri de bizim yapmış olduğumuz etkinliklerden biriydi. Peki, yoğun bir çalışma. Biz de bugün sesimdeki şeyi fark etmişsinizdir. Sizi de yormamıştır benim sesim. Ama biz yorulmadık. Bu yorulmanın dışında bu çalışmaların arkasında da çok emeğini veren, yüreğini veren insanlar var. Bu genel kuruldan da onlara bir teşekkür etmek istiyoruz. İzninizle okuyacağım. 2010-2012 çalışma döneminde yapmış olduğumuz panel, konferans, kongre, sempozyum, seminer ve kurs gibi tüm etkinliklerimizin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde katkı koyan değerli bilim insanlarımıza, kamu ve özel sektör temsilcilerine,